Onun ilişkileriyle ilgili bazı açıklamalar var. Ona bakalım. Malum artık ilişkilerin daha iyi olduğunu söyleyebiliriz genel seçimler öncesine göre. Sonrasında bir yumuşama durumu var. Şimdi turizmde özellikle artık hareketli dönem başlayacak Mart ayı ile birlikte kapıda vize uygulaması başlıyor ve Yunan adalarına gitmek için bu adımın aslında turizm başta olmak üzere pek çok alanda da etkileri hissedilecek ki olası zaten siyaseten de hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Miçotakis'in açıklamaları artık daha Olumlu. O noktada görüşmeler devam ederken Yunan Savunma Bakanı Dendias'tan bazı açıklamalar geldi. Şimdi Daha önce Dendias Dışişleri Bakanı'ydı. E, sonrasında Savunma Bakanı oldu. Türkiye'ye karşı zaman zaman sert açıklamaları olduğunu biliyoruz. Bu kez ne demiş? E, son aylarda dış politikadaki Türkiye'nin hamlelerini yorumlamış. E, ve şu ifadeleri kullanıyor Dendias. E, diyor ki... Türkiye'nin sert politikalarının seviyesi düştü ama kesin olarak bölgedeki planlarını değiştirmedi demiş Dendiyaz. Çok endişeliyim. Yaklaşık 100 milyon nüfuslu bir ülke hemen yanı başımızda bizlere karşı plan yapıyor. Ben ulusal egemenliğimizi korumak için çalışıyorum demiş. Ege'deki Türk navteksleri halen devam ediyor. Türkler ikinci bir savaş gemisi inşa ediyor. Neden inşa ediyorlar? Sırf Boğaz'da geçit töreni yapmak için mi? Yoksa Libya ile imzalan anlaşma sonrası Doğu Akdeniz'de tam üstünü kurmak için mi demiş geçtiğimiz hafta geçtiğimiz günlerde KAAN ilk uçuşunu yapmıştı. KAAN'a da değinmiş 5. nesil KAAN savaş uçağına ve burada da yüzleşmemiz gereken sorunlar var. Biz henüz o aşamada değiliz. Çözebilirsek biz de Türklerin seviyesine ulaşacağız şeklinde açıklamalar yapmış. Metehan Demir ne diyorsunuz? Son dönemde ikili ilişkiler açısından e, olumlu bir havadan bahsediyoruz ama siz her fırsatta da aşamayacağımız sorunlar var. Onlara konuşmak için en sona attık e, derdiniz. Şimdi Dendias'ın açıklamalarına dair yorumunuz ne olur? Şimdi Dendias tabii Dışişleri Bakanlığı döneminde de Şahin e söylemleri olmuştu. Türkiye ile karşı karşıya gelen söylemleri olmuştu. Ama şu an bakıldığında ben Türk-Yunan ilişkilerinin akıllıca yönetilmesi ve iki tarafında win-win çerçevesinde önce konuşulabilir çözülmeye yakın sorunlara başlayarak zor olanları sonra yatarak bir kompartıman diplomasi başlamasından memnunum. Türkiye'de memnun ve Türkiye'de şu an e, Dendias'ın açıklamaları çerçevesinde kesinlikle ve kesinlikle bir ...Yunanistan'a karşı saldırı planı, işgal planı, herhangi bir durum falan söz konusu değil. Ee, Türkiye hiçbir zaman da böyle bir plan içine girmedi. Ee, ya Dolayısıyla kendi bölgesinde barış isteyen ama haklarını ve tezlerini de sonuna kadar korumaya kararlı olan... ...bu konuda kendisine yönelik bir hareket olduğunda da müdahale etme konusunda da geri çekilmeyen bir Türkiye var. Onun haricinde asla yani e, bir e, işte Yunanistan'a saldıralım, moralları alalım hücum edelim, büyük savaş başlatalım. Ya bir kere Türkiye akıllı bir ülkedir. Yunanistan da akıllı bir ülkedir. Böyle bir şeyin Yunanistan'da Türkiye'deki aklın aynısı olduğunu düşünürsek böyle bir şeyin düşünülmemesi gerekiyor. Şimdi vizelerin kaldırıldığı Farklı anlaşmaların planlandığı, şimdi Mitsotakis'in Sayın Cumhurbaşkanı Atina ziyareti sonrasında Mayıs'ta gelmesinin planlandığı bir süreçte ki çok enteresan renkli görüntüler planlanıyor. Meteor Türkiye'de basketbol oynayacağı bir maç organizasyonu bile yapılıyor. Böyle yani renkli, kültürel ikili ilişkilerin geçeceği bir dönemde bence Dendis açıklaması çok heyecanlı ve gereksiz olmuş. Peki Metehan Bey F-16 Viper jetine bir alarma binip... falan da yol açmıyor. Peki F-16'ya binip Ege Denizi'nin üzerinde uçmasını nasıl yorumluyorsunuz? Oluyor öyle. Arada bir biniliyor. İşte böyle işte mesajlar verilir. E, sivil ee, yöneticiler, e, binerler uçağa, muçağa işte savaş kıyafetleri oluyor bunlar ülkeler arası ilişkilerde. Yani ben bunları şunu söyleyeyim Dendiyas'ın bakın sultanları algıya bakalım. Yani Dendiyas ki savaş var, hazır olalım. Binelim F16'ya. Gezelim e, tehditlere karşı koyacağımız mesajını verelim deniyor da Türkiye'de bu haberin etkisi oldu mu? Vay Dendiyas F16'ya bindi. Alarma geçelim falan gayet normal hafif bir tebessümle iyi ya, hadi hayırlı olsun uçtun geldin şeklinde bakılıyor. Yani çünkü Türkiye'de gündem değil bu. Türkiye gündemini farklı bir şekilde yürütmeye yeni bir diplomasiyle... E, ...hadi beyaz sayfa ifadesini ben sevmiyorum ama... ...akıllı bir sayfa açma adımıyla birçok ülkeyle devam ediyor ki... ...Yunanistan çok önemli bu anlamda ikili ilişkilerde. Evet bir ara savaşın işine gelindi, şu oldu bu oldu... ...bir sürü tartışmalar, sert atışmalar oldu. Ama bugün gelinen noktaya bakıp... ...bence bu açıklamanın e, ne kadar yanlış bir zamanlamada... ...ve e, yersiz olduğunu da aklı selim olan herkes görebiliyor. Gerek yok böyle şeylere. Şimdi yaz geliyor iki ülkede turizmden para Tabii. kazanıyoruz, Vizeler kaldırılmış işte ido seferlere başlayacak, şu olacak bu olacak. Türkler oraya gittiği zaman hiçbir sorun yaşamıyor ciddi bir misafirperverlikle karşılaşılıyor. Buraya gelen Yunanlar aynı şekilde aynı misafirperverlikte ağırlanıyor. Çok yakın dostluklar görüyorum. Bu şekilde devam etsin. Sorunlar olur. Bu Türkiye'nin kıta sahanlığı, 6 mil, 12 mil hassasiyeti, işte adaların silahlandırılmasının ihlali, Batı Trakya'daki Türklerin durumu, silahlanma silahlanmayla ilgili işte Türkiye rahatsız eden durumlar, Kıbrıs Rum kesiminle ilgili yaşanan problemler, Münasır bölge, Doğu Akdeniz'deki enerji alanlarının paylaşımı gibi konularda geri adım açı anlamına gelmiyor. ...aydiyet tartışmalı co coğrafi formasyonları anlamında... ...geri adım atacağı anlamına gelmiyor... ...ama beraber yaşanabilir... ...olma kültürünü gösterme açısından... ...bir şey deneniyor... Ee, ...ve sorun olduğu zaman karşılıklı telefonlar kaldıracak ...tamam dur orada şöyle yapalım... ...biz de böyle yapalım şeklinde... ...bir süreç yürütülmeye çalışılıyor... ...yani bu ne periz bu ne lanı dedikleri şey... Ee, ...yani mitşatakistik... ederseniz bir şey söylemiyor... ...bu aralar dikkat ediyor... Yani Dendias ama daha önce de yaptı. Biliyorsunuz Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı iken evet. o, o mu burada deyip uçağa bindi gitti. De, Libya'da olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu açılardan e, yani gerek yok. Türkiye'nin yurt dışı açılım planlarına gelince Soma'da ile işte Ortak hmm. Deniz Kuvveti onun denizini 10 yıl boyunca korumaktır. Libya'da pozisyon almaktır. E, Suriye'de, Irak'ta güvenliğimiz için e, bulunmaktır. Dünya çeşitli ülkelerinde Katar olsun, diğer ülkeler olsun e, bir askeri varlığı bulundurmak. Dünyada tüm Öncü e, ve lider ya da bölgesel konumda güçlü olan ülkelerin aldığı pozisyonlar çerçevesinde almamız gereken bir adım, bir pozisyon. Yani Türkiye'de eli kolu bağlı tamam herkes bir şeyler yapsın. Türkiye'nin her yerde bulunmasının bir sebebi var. Ne oldu? Çünkü Doğu Akdeniz'de enerji alanlarında oynanan oyunu Türkiye gördü için Libya ile onu çaprazdan kesen bir taktik çıkış yaptı. E, Somali konusunda niye orayı Türkiye başkası varken als, a, almasın? Yani bu şartlara bakıldığı zaman Türkiye'nin uluslararası alanda attığı adımlarla beraberinde bunun Yunanistan'a karşı büyük bir hazırlık ve saldırı şeklinde yorumlanmasını ben şiddetle reddediyorum. Akılla yönetilebilecek bir şey var. İki ülkenin kazanabileceği bir süreç var. Bence bu paranoyalardan e, dendiyesin bu e, sakince uzaklaşması ve e, bakması lazım. Tekrar söylüyorum 1000 f 16 Türkiye'de gündem oldu mu? olmaz çünkü. Çünkü Türkiye artık ya yeter şeklinde <laughs> değerlendiriyor. Bir de Yunanistan'ın hani silah alım meselesine girersek blok 70 F-16 uçakları var. Rafael uçaklarını alıyor. F-35 ile ilgili mektuplar geliyor gidiyor. Süreç yürütülüyor. E bunlara baktığınızda e, Yunanistan'da o zaman Türkiye'de siz hiç görüyor musunuz? Yunanistan bunlara bunlar alıyor. O zaman Yunanistan bize galiba saldıracak mı? Hayır. Türkiye'de bunun karşılığında ne kadar güçlü ve karşı koyabilme gücünüz olduğunu hissettirirseniz barışı da o kadar sağlarsınız. Güçlü bir ordu, güçlü bir istihbarat, güçlü bir devlet altyapısı daima dış tehditlere karşı sizi koruyan bir kalkandır. Bu sadece Yunanistan'a karşı değil. Bunu şahsileştirmemesi de lazım. Dendiyasın ya da benzer bir şekilde düşünenlerin. Türkiye herkese karşı bu mesajı İran'a da, ne bileyim bu bölgede diğer tüm aklınıza kim gelirse da Suriye'de başka her Amerika'ya da Rusya'da bu mesajı veriyor. Ayak arkadaş ayaklarım yere sağlam basıyor. Yani biz kan uçağını dışa bağımını azaltmak, milli savunma sanayimizi, yerli savunma sanayimizi güçlendirmek, <laughs> ayaklarımız üzerinde durabilmek için yapıyoruz. İHA'yı, SİHA'yı, efendim Hürkuşu, Gökbeyi diğer tüm e, işte ciritdir eee Atmacada buna benzer tüm atış sistemlerini, roketleri, füzeleri bunun için yapıyoruz. Kendimizi savunabilmek, dışa bağımızı azaltmak için. Yoksa Yunanistan'a gizli bir planın parçası olarak kan uçağını falan yapmıyoruz yani. Kime ne gerekirse Türkiye onu kullanır. Buna bakmaz Yunanistan mı şumu mu falan diye. Çünkü biz kendi topraklarımızı savunmak zorundayız. Dünyanın en arızalı, en problemli bölgelerinin birinin tam ortasında oturuyoruz. Yani ne kadar müsibet varsa çevremizde oluyor. Evet. E burada da ağzımızı açıp elimiz armut toplayacak halimiz yok. Türkiye bunları yapıyor ama Yunanistan bunu üstüne alınma artık konusunda biraz ilerleme sağlaması lazım. Peki.